seçim hezimeti yaşayan yedili koalisyonun başına gelenleri efendim hep beraber izleyelim. Kılıçdaroğlu'nun 40'a yakın vekil verdiği partiler bir bir Kılıçdaroğlu'ndan kopmaya başladı. Gelecek Partililer yemin törenini beklemeden CHP'den istifa ettiler. Bu bir tepki olarak algılandı. Saadet Partisi ise daha önce Erdoğan'ı devirme hesabı yapıyordu biliyorsunuz. Temel Karamollaoğlu liderliğinde. Fatih Erbakan'ı hedef aldı. Babasına ihanet etmekle suçladı. Peki inandırıcı oldu mu? Seçimler ortada zaten. CHP listelerinden meclise girdiler. Yemin törenini bile beklemediler. Yedili koalisyonun küçük ortakları masayı erken terk ediyor. İlk hamle Gelecek Partisi'nden geldi. CHP listesinden meclise giren 10 milletvekili CHP'den ayrılmak için istifalarını meclis başkanlığına sundu. Biz bugün Gelecek Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin istifa dilekçelerimizi verdik 10 milletvekili arkadaş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de vermiş bulunuyoruz. Kararı Muğla milletvekili Selçuk Özdağ duyurdu. Kürsüye Gelecek Partisi adına çıkacaklarını açıkladı. Yemin töreninde kendi partimizle yemin yapacağız. Deva Partisi de benzer bir yol izlemeye hazırlanıyor. Bir istifa değil, seçim kanununun gereği olan bir takım prosedürler. Seçim kanunlarımız bir parti üyesinin başka bir parti listesinden milletvekili seçilmesine izin veriyor. Saadet cephesine gelince seçim sonuçları Temel Karamollaoğlu'nun moralini bozdu. Fatih Erbakan'ı suçladı. Erbakan'ı ihanetle suçlayacak kadar ileri gitti. Maalesef çocukları Erbakan hocamızın bıraktığı emanete doğrudan doğruya ihanet ettiler. Babasına ihanet eden AK Parti'ye gitti, onlarla beraber hareket etti. Bu arada koalisyonun küçük ortakları mecliste ortak grup kurmayı tartışıyor. Öneri Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Saadet Partisi yeşil ışık yaktı. Mecliste bir grup kurabilmek için bir takım çabalar gösterilecek. Bu arayışın içinde olmamız gayet tabidir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.